Evet, şimdi kaydetmeye başladım ben. Tamam mı? Aynı odadayken arkadaşlarınızla beraber maskelerinizi takmanızı istiyorum. Tamam? Bir problem olmasın. Sağlığınız iyi olsun. Tamam? Şimdi internetten baktığımız zaman, internetten bana gönderdiğiniz zaman bakıyorum. İlk ödevi Kubilay göndermiş. Birinci ödevi Kubilay göndermiş. Kubilay. 26 Ekim önce bak. Onu da Bu neydi? yazalım. Bak, birinci ödevi Kubilay göndermiş. Bak, Kubilay. Buradan bakacağız. 1, 2, 3, 4 diye baka baka gideceğiz. Tamam. Şimdi Kubilay burada. Doğukan burada. Ertaç yok. Serdar burada. Mete burada. Yukarıda da Fatma var burada. Tamam mı? Peki. Şimdi bunların hepsini sildik. Ben sizin ödevlerinize bakmaya başlayacağım. Kubilay ile başlayalım. Yani, bak, evet, Kubilay'ın ödevini açtık, şöyle yapalım. Ortalayalım. Evet, şimdi ortaladık. Evet. Milyonlarca kişi saç ve saç gerisi temizliği için. Bunlar Kubilay, senin projen nerede? Projen yok. Senin projen nerede? Gözükmüyor burada. Başka dosyada bir dosyada ek. DVG çizim dosyası kaydedip göndermemişsin bana. Hocam. Çizim nerede? Efendim Doğukan. Diyeceğim mi? Yapma olmuyor. Tutturmuyor. Böyle de oluyor. Nasıl? Hocam bir şey yok hocam. Yo, ben şimdi Kubilay'ın yaptığı ödeve baktım. Burada gönderdiğiniz dosyaya baktığımız zaman sadece burada duvarlar var. Duvarlar var. Ama kapı ve pencerelerin olduğu yerler boş herhalde. Tam olarak anlamıyorum. Ama sizin projenizin mimari uygulama projesinde çizip gönderdiğiniz dosyalar burada yok. Ben sizden iki tane dosya istedim, ödev istedim. Bir tanesi mimari uygulama projesinden sadece planları istemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen hafta. Burada seninki yok. Neyse, tamam, bunun üstünden devam edeceğim ben. Tamam. Bunun üstünden devam edeceğim. Bunun üstünden devam edeceğim. Ama mimari uygulama projesi yok burada. Bende yok. Onaylanan dosyalara bakalım ben. Bilal, senin dosyana bakalım. Bunların planları bende yok. Onu söylüyorum. Bunun çizimini istiyorum bir de. Çizimi var mı sende? Sende var, tamam. Biz mola verdiğimiz zaman mola yaptığımızda bunun bana planlarını gönder, tamam? Güzel. Peki, şimdi burada kapılar var, pencereler var. Plan olarak baktığımızda üç aşağıda beş yukarı şeyi tutuyor. Hoppa, yanlış yere baktık. Bak, burası boş ya. Burası çatı. Çatı. Aslında baktığımız zaman AutoCAD dosyasında şurada bu çatıyı görmen lazım. Anladın mı? Şöyle gibi düşün mesela. Bak, mantığını anlamanızı istiyorum. Bunu seçtim ben. Diyelim ki. Ne dedim? Alttan tuttuk. Bak, burası oturmuyor.
Anladın mı? Bak, burada problemler var. Bunu tek ekran yapalım. Import 1 diyelim. Bak, plan olarak baktığımız zaman, planla baktığımızda bak şu hiza aynı hizada olacak. Duvar üst üste renk gelmesi lazım. Üst üste. Yani bu baktığın zaman duvarın biri bu tarafta biri bu tarafta olmaması lazım. Anladınız mı? Burada öyle. Bak. Anladın mı? Bunun eğer olacaksa böyle olması lazım. Anladın mı? Bu yanlışı düzelt, değiştir, düzelt. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, bak bu dolu boşluk mu? Biz böyle yapmayacağız. Bunu line'la yapmayacağız. Bunlar polyline olacak. Polyline. P-line olacak, tamam mı? P-line. Polyline yapacağız sunumla. Tamam. Polyline yapacağız. Çünkü bak bunlarda problem yok. Bu doğru. Bunlar böyle yapmayacağız bunları. Tamam. Çünkü resim alırken, resmi taratırken bunlar gözükmüyor. Problemli oluyor. Tamam. Sonrasında. Anladık mı? Anladım tamam. Hocam. Peki. Bir de bak burada da aynı şekilde. Bak bunlar evet duvarlar düz ama burada da benim benzer bir problem var. Bak burada da sıkıntı var gördün mü? Anladın mı? Bunlar yanlış. Bunları düzelt. Burada bir tane de şey olacak. Bu olacak tabii. Sadece bu olacak. Başka bir şey olmayacak. Sadece bu olacak. Anlaştık mı? Şimdi bir de planını çizerken bakın burası çok dikkat edin. Önemli burası. Bak, bunu söylüyorum. Geçen sene de söyledim ben size bunu. Planı çizerken iki katlı bir binanın planını çizerken iki katlı ev planını çizerken zemin katı çiz. Kolonlarını çiz. Sonra kopyala onu. Duvarlar aynı hizada olacak. Kolonlar kayma olmaz. Kopyaladığın için aynı olacak. Tamam mı? Duvarların olacak. Aynı olması için bu mecbur yapmak zorundasın. Aynı yapmak için kolonları tamam hocam. Duvarları aynısını kopyalayacağız ki bunlar kayma olmasın. Tamam mı? Tamam. Bunu anladık. Bundan sonrakilere dikkat edin. Peki. Şimdi senin burada hataların var. Bunları düzeltmeni istiyorum. Tamam mı? Kubiler. Bunu kaydedelim. Evet. Bunu kaydettim. Senden sonra sırada kim vardı? Doğukan varmış. Doğukan'ın projeyi açalım. Doğukan'ın projesi burada. Evet, Doğukan da aynı şekilde göndermiş. Planlar yok bak Doğukan sende de. Sendeki ya planlar yok. Here, planı bir şey olacak anlayacaksın. Tamam, onu ya ben bakınca anlamaya çalışırım da senin de bu çizdiğin planlarda mimari uygulama projesinde planları çizeceksiniz ya onları da gönderecektiniz bana geçen hafta için. Aracımız var, girişimiz var. Burada, bak burası mesela boş. Burası boş. 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 Kapı pencere boşluklarında öyle. Bak burası da boş. Kış bahçesi diye ayırmış. Aslında burası o zaman dolu burası. Dolu. Yani duvar olma, duvar yok ama cam var. Anlaşılan. Şöyle yapalım. Arka tarafta. Bak. Şu
Şurası. Ha, ya, tamam. Boş yapacağız. Tamam. İyi. Orası da boşmuş. Kış bahçesi diye yazmış ama kış bahçesi değil burası. Kış bahçesi değil orası. O zaman buralar boş. Burada kol sandalyeleri görüyorsak eğer, sandalyelerin olduğu yer boş. Tamam. Peki. Şurada bir tane küçük balkon gibi bir şeyimiz var. Bakalım olmuş mu? Burada sadece tek katı mı yaptın? Zeki Kalman. Nerede? Hocam şura. Tamam. Farklı. Yatıyor. Hocam. Onda ayak atar. Yatıyor be. Tamam. Şöyle yapalım. Biraz yaklaştıralım. Bak şu köşe aynı olması lazım da. Ne verin? P'ye bastın. Bir öncekini tekrar seçmek için P'ye bastın. Tekrar seçti otomatik olarak. Bunun köşesinden alt ucundan tuttum. Bu şekilde koydum. Peki şimdi bakalım. Oo. Buralarda epey bir şey var bak. Şimdi yüzey aynı. Bak burası çok fazla öne doğru gelmiş değil mi? Çok önde. Çok önde. Projene bir daha bakalım bak. Proje resmine baktığımız zaman. Şurası aynı yüzeyde. Bak bu garajın olduğu taraf. Burası aynı yüzeyde bak. Duvar arkası yok. Görüyor musun? Arka tarafta da bir çıkıntı yok ekstradan bak. Kış bahçesinin üstü boş sadece. Üstü dolu. Şuraya baktığın zaman bak şurası farklı biraz daha. İlkinde şey aynı olmamış durumda. Görüyor musun? Burası çok taşmış. Bir de bunların sanki ölçekte de bir sıkıntı var. 45 santim. O maşallah. Bizim 45 santimlik bir duvarımız yok. Burada muhtemelen ölçekte bir problem var. Buna bir tekrar bak. Tekrar bak. Planlarını inceleyeceğim az sonra. Şimdi projelerinizi, herkesin projelerine bakacağım. Modelleme. Tamam hocam. Onlar planlarınızı da alıp bakacağız tekrar. Tamam mı? Planlarınızı göndermemişsiniz. Planlarınızı gönderin bana, onları inceleyelim tekrar. Tamam mı? Kontrol. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim Mete? Hocam resimde aynı ya. Mesela duvara aynı çiziyorsun ya. Evet. Bakmayacağız biraz farklı oluyor hocam. Onu nasıl düzelteceğiz? Ya onda iki tane plan var ya. İki tane plan resmi var. İkisini de çizmeyeceksin. Zemin katı çiz. Zemin katı çiz. Üst katı kopyala. Kopyala çünkü merdivenler, kolonlar aynı olacak. Duvarlarda balkon varsa onları üst katınkinde değiştireceğiz. Anladınız mı? Anladım. Tamam. Tamam mı? Peki. Mesela sizin anlatıyor şimdi ama ne anlatıyor? Parmaklarını göremiyorum. Doğukan bir şeyler anlattın ama ben anlamadım ne söylediğini. Doğukan'a bir şeyler söyledin ama az sonra bir tekrar bir bakalım projelerinize, tamam mı? Bu dersimiz bitince, şimdi bunu kontrol ediyoruz sadece. Bunlar bitince kendi mimari uygulama projesi, bizdeki proje çizimlerini de bir bakalım. Onları çizimleri bir kontrol edelim. Kontrolden sonra eksikleriniz ya da yanlışlarınız varsa onları düzeltin. Tamam. Burada bir sıkıntı var, bir problem var, onu düzelteceğiz.
aynı şekilde. Doğukan'da da benzer bir şeyimiz var. Ondan sonra Ertaç şu anda derste değil. Serdar'ınkine bakalım. Serdar'ın projesi de buydu. Alt kat ve üst kat. Mesela burada bak dikkat edeceğimiz şey ne? Normalde burası hep aynı bak. Evet. Onu şöyle yapalım bir saniye. Çizerek gidelim. Baktığımız zaman burası hep aynı bak. Aynı değil mi? Burada da aynı şekilde. Bak burada bir nokta nokta kısım var. Burası orası. Burası nokta nokta. Neresi? Evet. Aynı şekilde burası nokta 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 nokta. Da burası. Mete anladın mı Kubilay? Kubilay. Mete anladınız mı? Bak burası. Burası buraya geliyor. Ama bunlar çıkma, balkon gibi. Döşeme, döşeme uzamış. Uzatmışız orada. Anlaştık mı? Bunu anladınız mı? Sizde de döşemeyi geri çekip ileri ittirebilirler. Kendi projelerinize bakmanız lazım. Bak burası neresi? Şurası aslında. Mantığını anladınız mı? Anlamış gözüküyorsunuz ama bilmiyorum. Projelerinize göreceğiz bunları. Tamam, şimdi Serdar'ın projeyi bir açalım. İki tane göndermişsin. Muhtemelen bu normal senin plan çizimlerin. Evet, bak bunlar plan çizimleri. Bunları istiyorum ben sizden. Anladınız mı? Peki. Hangi hocam? Ben bunları istiyorum sizden. Bunları istiyorum. Yani baktığımız zaman bunları da görebilelim. Bunlarla kontrol edelim. Tamam mı? No. Mesela bunu diyelim ki sıfır yaptım hepsini. Tamam mı? Mod diyorum. Ve şöyle yapalım bir saniye. Kontrol yapacağım ya. Şunları bir kapatalım. Sadece duvarlar kaldı. Bu ne? Merdiven izleri. Buna böyle gerek yok. Sadece merdiven. İkisinde merdiven yazsan yeter. Merdiven izleri, merdiven. Farklı farklı yazmana gerek yok. Tamam mı? Peki. Şimdi şöyle yapalım. Merdiveni de kapatalım. Peki. Bunların hepsini sıfır dedim ben. Sıfır dedim. Kontrol yapacağım. Sonra geri alabilirim. Move dedim. Bir öncekini bir daha seçtim. Şuradaki kolonun köşesini tuttum. Buradaki kolonun köşesine koydum. Kanalı oldu. Şurasını düz almışsın. Burada da altında nokta nokta geliyor burası. Evet. Bir kontrol doğru. Problem yok. Tamam. Eline sağlık. Güzel olmuş. Şimdi modellemene bakalım. Kaydetmedim. Buna gerek yok. Bunu anlatmadım daha. O yüzden ona gerek yok. Pencereleri falan da oturtmuşsun burada. Aslında bizim yapacağımız şey şu.
şunlara gerek yok. Şu anda gerek yok şu anda. Sonra bak. Tamam, tamam. Bu alt kat. Kulp atma. Orası patron olarak yapmışsın. Şimdi şunu taşıyalım şu köşeden. Bak burada bir problem var. Buna tıkladım. İkisi aynı olmamalı. Beraber hareket etmemeli. Bir tanesi ayrı olacak. Anladın mı? Tamam. Yani bu ikisi biri olmaması gerekiyor. Tamam? Bunu tekrar. Tamam. Efendim? Aynı olmayacak. Beraber birbirine bağlı olmayacak. Onu seçin. Evet. Bu ayrı, bu ayrı olacak. Tamam mı? Zemin kat ayrı, birinci kat ayrı olacak. Çünkü üstüne koyacağız ya, daha sonrasında problem olmasın. Şimdi ben bunu patlattığım zaman ayrı ayrı olur. Yani bunu patlatma yaptığın zaman bak hepsi ayrı ayrı olmuş oluyor. Anladım. Anladın mı? O yüzden dolayı bunu patlatma yapmak için tekrar yap. Tamam. Veya bir kolaylık burada. Kolaylık. Basit yol var. Bunu kopyala. Kopyala böyle. Farklı ya. Plan olarak tekrar bakalım buraya. Buraya bir tane, buraya bir tane koyduk. Extrude dedik. 5 dedik. 5 dedik. Önden bakalım. Evet. Bu ve bu. Biraz aşağıya kaldırdım. Biraz aşağı aldım. Önden bak. Biraz aşağı aldım. Sonra ne yapıyorum? Bak, dikkat et. Dikkat et. Saftartı. Sen hepsini birden yapmışsın aslında da. Solite linki açtım ben. Bak saftart var. Bundan bunu çıkardım. Evet. Tekinden yaptım ya. Kopyalamış gibi oldum ama bir tanesinden kestim. Diğerinde kestim attım. Tamam mı? İki tane varken kopyaladım. İki tane. İki tane oldu bu. Burasını çöpe attım, sildim. Bunun da bu tarafını. Bunun burasını sildim. Bunun burasını sildim. Anlaştık mı? Tamam. Aslında anladım. Bunu ayırmış gibi bir şey oldum ben. Tamam mı? Ama baktığın zaman bu ayrı bu ayrı olmuş oldu. Anladın mı? Biraz ileriden gitmişsin sen. Bunu kaydedelim. Tamam bu olmuş. Bunu düzelteceğiz. Burada eksikler var. Düzelteceğiz onu. Tamam. Ertaç hoş geldin. Senin projeni göndermişsin. Şimdi Fatma'nın projesinden sonra Mete ve Fatma'nınkinden sonra sana bakalım. Tamam mı? Derse biraz geç kaldığın için. Tamam. Tamam. Problem var mı Ertaç? İyi misin? İyiyim hocam. Teşekkür ederim ben yine. Yurtta mısın? Yok, evde. Neredesin? İki yerde, evde duruyorum hocam. Ha, evdesin. Tamam, maskeni çıkarma. Odada farklı arkadaşın varsa masken dursun. Çıkarma, tamam? Mikrofonun sesini biraz açar mısın? Mikrofon sesini biraz yükselt. Şimdi Mete'ninkine bakalım şimdi. Mete'nin projesi bu. Evet, buradan yukarı doğru çıkmışız. Pek fazla duvar yok. Açıklık yok. Bak Mete'nin projesinde de burada şurada bir çıkıntı var gibi bak. Burada. Mete farkında mısın bunun? Şurası. Ve bunun çatısı da böyle gelmiş. Bak şurası üst tarafta olan bir yer.
şu zemin kat mı? Pardon. Burası zemin kat. Yanlış baktım. Burası zemin kat. Burası. Burası da birinci kat. Üst taraf. Şurada bak bir çıkıntı var burada. Bu ne? Çatı. Nerenin çatısı? Bunun üstünün çatısı. Çizelim mi tekrar? Bakalım mı ona? Bak şuradaki çatı. Şunun çatısı. Bu buraya kaymış. Bunun çatısı üst tarafı. Bak şurası. Şurası var ya. Şurası. Şöyle gelmiş. Anladın mı? Burayı anladın mı Mete? Tamam anladım. Mikrofonun kapalı olduğu için sesin gelmiyor. Problem değil anladıysan. Hocam anladım, sıkıntı yok. Tamam. Tamam peki. Mikrofonu kapatalım. Şimdi gönderdiğin dosyaya bakalım. Mete nerede? Şurada. Sende de plan yok burada. Hani Serdar göndermiş ya, iki tane plan yok. Planlar olmadan sadece modellemeyi göndermişsin. Şimdi şöyle yapalım. Bunun da bu ucunu seçelim. Aslında burada şöyle yapalım bak. Arka tarafına baktığımız zaman bak şu köşeden tutacağım. Buradan tutacağım. Bunu buraya koyacağım. Bir de biz yaparken iç duvarları yapmayacağız. Tamam mı? İç duvarları yapmayacağız biz. Anlaştık mı? Üst katın alt köşeden tuttum. Alt katın üst köşesine kopyaladım ya da yapıştırdım yani. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bak burası düz. Burası düz. Düz. Problem yok. Arkasına bakalım. Arkası da düz. Problem yok. Ama şunun üstüne, burasının üstüne sonradan çatı koyacağız. Çatı yapacağız. Bak şurada bir minik bir problem var. Bak. Şurada bir problem var. Ve burada bir problem var. Şurada. Şu duvar öne gelmesi lazım. Tamam. Duvar arkada kalmış. Düzeltti hocam. Düzeltti. Tamam düzelt diye söylerim zaten kuzucuğum. Burada bir çıkma var gözüküyor ama gerçek projede var mı yok mu bilmiyorum. Bak bir de burası boş ya. Şurasında çatı gelecek bak şuraya. Maviyle şöyle ekleme şerit de çizdim onu. Evet burası çatı hocam. Çatı şuraya gelecek. Çatı şurada olacak. Tamam. Buraya çatı yapacağız. Çatı yapacağız buraya. Anlaştık. Peki. Burada başka bir sorun var mı hocam? Bak şurada sorun var bak. Problem aslında şu. Tamam. Bunlar alt katla üst kat oturmak. Alt kat, üst kat. Üst kat böyle dışarıda olabilir ama projede var mı yok mu bir kontrol edelim, tamam mı? Tamam. Şöyle yapalım onu da. Rescue'yu verelim tekrar. Hangisiydi senin? Bu değil. Ha bu seninki. Mete bu. Bak şurada duvar aynı. Görüyor musun? Duvar aynı. Sadece şurada çatısı var. Şömine gibi bir şey herhalde burası. Şömineyi burası muhtemelen. Bu buradan yukarı doğru yukarı kadar gidiyor. Başka resim olmadığı için aslında burada burayı da düz devam ettirmek gerekiyor. Tamam mı?
Yani baktığımız zaman şu yüzeyle çizelim onu. Maviyle. Şu yüzey ve şu yüzey aynı olması lazım. Aynı hizada olacak. Tamam, biri sağda biri solda değil. İkisi de aynı olacak, düz. Tamam. Onları düzelteceğiz. Tamam Mete. Tamam hocam, anladım. Tamam, onu sorayım. Tamam. Senin detaylı bir kapı. Başka yok değil mi hocam? Şu anda yok, gözükmüyor. Tamam. Ama onları da düzeltmek çok kolay değil. Onu da söyleyeyim. Sırada Fatma tamam, var. Eline sağlık Mete. Fatma'nınkini açalım. Fatma, planlar karışık mı kızım ya? Nasıl olmuş böyle? 55 santim duvar olmuş. Böyle olmasak ikisi de aynı olacak. Aynı. Tamam. 20 santim yapacağız duvarları. Anladın mı? Fatma, sana söylüyorum. Ha tamam. 55 santim olmuş. Onları muhtemelen şey yapmışsın. Bak, biri büyük, biri küçük olmuş. Biri küçük, biri büyük olmuş. Üstte koyduğumuz zaman durmaz o. Peki, şöyle yapalım. Fatma'nın projeyi de açalım. Burada ölçek yanlışı yapmışsın. Ölçek hatası var. Bunları düzeltmek lazım. Düzeltmek gerekiyor. Bunu planlarını yaparken dikkat edelim. Tamam mı? Bak, burada ben tekrar anlatayım size. Tekrar anlatayım. Tamam mı? Doğukan'da da 40-45 falandı değil mi? Duvar kalınlığı. Bu proje üstünden tekrar az sonra anlatacağım ben. Şöyle yapalım. Bak burada Fatma, ölçek yanlışım var. Onu düzeltmek gerekiyor. Senin projenin üzerinden tekrar anlatacağım ben. Ama bunu düzeltmeni istiyorum. Tamam mı? Peki, az sonra anlatacağım. Moladan sonraki ilk ders onu anlatacağım. Çünkü mimari uygulama projesinde de yapacaksınız bunu. Peki, burada baktığımız zaman bak, biri küçük, biri büyük duruyor. Bir tanesi küçük, ötekisi büyük duruyor. Böyle olmaması gerekiyor. İkisi de aynı ya da birbirine yakın olabilir. Tamam? Büyük küçük olabilir ama çok büyük ya da çok küçük olamaz. Tamam mı? Ona dikkat edeceğiz. Binanın geneline baktığımız zaman ölçelim bak onu. Şöyle. 15 metre. Buna bakalım bir de. 6 metre. Bu kadar olamaz. 2,5 katı fazla var. Tamam mı? Olsa bu 3 metre, 2 metre falan olabilir. Daha fazla yapmamak gerekiyor. Tamam mı? Burada ölçek yanlışı yapmışsın. Dikkat edelim. Tamam mı? Peki. Seninkini de kapatalım. Sırada Ertaç'ınki var. Ertaç, modelleme yok galiba. Ertaç, bir tane dosya göndermişsin. Modelleme yok. İkisi de aynı resim mi? Aynı resim. Peki, şimdi bak, burada kontrol edeceğiz ya biz bunu. Kontrol ederken bunu şöyle yapalım. Kopya diyelim bunu aşağıya. Kopyalayacağımız zaman bunu beyaz yapalım ya da sıfır yapalım. Bak burada zaten şurada bir sıkıntı var. Allah. Tamam, şimdi onu düzelttik. Bunu move diyorum. Köşeden tuttum. Köşeye koydum. Bak. Şu duvarlar kayıp biraz, görüyor musun? Anladın mı? Bunu birazcık daha kaydırmak gerekiyor. Şunu azıcık kaydırmak gerekiyor. Aynı şekilde bunu da biraz kaydırmak lazım.
Ölçe ölçe gideceğiz. Ölçeceğiz, kontrol edeceğiz. Ölçeceğiz, kontrol edeceğiz. Veya zemin katı çizdik veya üst katı çizdik. Sonra kopyalayacağız. Alt katı ya da üst katı. Tamam. Ondan sonra değiştireceğiz. Düzelteceğiz. Tamam. Peki. Zaten bak şunları yukarı doğru şöyle çektiğin anda bir çek neredeyse. Aynı hizaya çektiğini düşün. Şu hizaya doğru çekeceğiz. Tamam. Böyle gibi yapacağım yani. Tamam. Hani bunu böyle çektin, hepsini aynı hizaya getireceksin o zaman. Aynı hizada kalacak. Tamam mı? Ona göre düzeltme yapacağız burada. Tamam. Bak burada da aynı şekilde. Şurası da aynı şekilde. Bu duvarı bu tarafa doğru çekeceğiz. Anladın mı? Anladım. Aynı şekilde bunları da. Böyle uğraşmak yerine şöyle yapsak daha rahat olacak sanki. Çekemedik böyle. Bunun gibi. Tamam. Böyle kenara kaydıracağız onların hepsini. Hatta madem böyle bir şey var, aslında şunu da tutup şöyle alsak daha doğru gibi oluyor. Ders var. Az sonra geleyim mi? Alayım ben onu. Şimdi ben burada sınavı verdiğimi biraz. Tamam. Çünkü aynı sınavda sınavlar var ya. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Bu duvarı da kenara kaydıracağız. Duvar da kenara doğru kayacak. Tamam. Onları düzel. Anlaştık. Tamam. Acaba bu da aynı şekilde mi? Yok, o önceki, onun altındaki. Bunu sileceğiz mi yani? Yok. Bu yok. Tamam. Peki. Bunu kaydettik böyle. Peki. Bunu kapattım. Ondan sonra kontrol etmediğimiz var mı? Sidar gelmiş galiba bir de. Sidar hoş geldin. Ben de şey yapmaya çalışıyorum bir saniye. Tamam, sen de göndermişsin. Senin dosyanı da indirelim. Sen az önce gönderdin dosyana. Bunu kaydedelim. Sidar göndermiş. İşlediğimizi var. Hızlayalım. Sonra da Sidar'ınkine bakalım. Tamam. Şimdi Sidar'ınkine bakalım. Şimdi şunları bir silelim. Ha, bak aynı hatayı sen de yapmışsın. Burada problem ne biliyor musun? Bak bir tanesi A. Bir tanesi B. Burada yaparken planın bir tanesini al. Çizimini yap. Tamam mı? Ondan sonra plana bakarak, resme bakarak kopyaladığın planı değiştirmeye çalış. Tamam mı? Çünkü duvarlar aynı hizada olmayacak. Kayacaktır mutlaka. Sola ya da sağa. Ya da öne ya da geri. Tamam mı? Bak burada deneyelim onu. Çünkü ikisini de ayrı ayrı yapmışsın. Farklı farklı olmuş. Şimdi bunu mu beyaz diyelim ya da kırmızı diyelim ona. Sıfır dedim. Nereden? Şu köşeden tutalım. Bak duvarlarda kayıklıklar var. Gördün mü? Duvar aşağıda kalmış. O zaman bunu ne yapmak lazım aslında? Dursun bu tarafta. Mesela. Bunu kopyala. Move. Vay. Hepsi ayrı ayrı mı? Vallahi ayrı. Move dedik. Şu hizadan şununla aynı hizaya gelecek şekilde. Aynı hizaya aldım. Tamam mı?
Bunu kopyalayacağız şimdi. Bunu kopyaladık ya, üstüne kopyalayacağım tekrar bunu. Bunlar da açık kalıyor. Peki. Bunlar neden açık kalmış? Neyse, onlar dursun bakalım. Evet, başka çizim var mı tarafta? Yok. Tamam. Şimdi baktığımız zaman çizgiyi aldık. Buradan aşağıya doğru indireceğiz ya bu şekilde. Bak, burası fazla olan kısım. Demek ki bunu yukarı doğru çekeceğiz. Line dedik buna, çizgiyle yukarı doğru aldım. Ondan sonra bunu bu tarafa doğru büyüt. Anladın mı? Anladın mı? Aha, evet, bir tane sağ sola kayıyor duvarlar. Duvarlar tam oturmuyor. Ya solda ya sağda kalıyor. Bunu düzeltmek için alt katı, zemin katı kopyala üste. Sonra çizmeye devam et. Tamam mı? Bununla ilgili şimdi bir 10 dakikalık bir mola verelim. Bu kaydımı da ben yapayım. Size internetten bağlantı göndereceğim size. Bağlantıyı göndereceğim size. Az sonra buna tekrar anlatacağım size. Tamam mı? Tamam mı? Sidar. Tamam. 10 dakika sonra görüşürüz.